Çok güzel bir Merhabalar program efendim. oldu. Ben de küçüklüğümden beri evet dışarıda olduğum için yemek yapmaya biraz merakım var benim. Ne Çok güzel güzel. bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Ben teşekkür Hakkari ederim. Gelecik'ten Erbil sınırına yakın bir köy okulunda çalışıyoruz. Aslında bugün bizim İl Milli Eğitim Müdürümüz de katılacaktı. Aynı zamanda ETV'nin il koordinatörümüz de katılacaktı. Şu an bilgi verdiler. İl genelinde bir elektrik sıkıntısı olduğundan dolayı katılmaya çalışıyorlar ama bakalım inşallah yetişirler. Onlar da sizlere selam Hiç gönderirler bu arada. önemli değil. İstemeleri yeter buradan. Sizleri de Selamlar onlara. bekleriz. Dereceye, Hakkari'ye bekleriz. Mutfakları zengin buraların. Gerçekten yemekleri güzel böyle. İnşallah, inşallah. Ben de çok Öğlen... istiyorum. Bir zaman ayırıp bütün Türkiye'yi şöyle bir gezip turlamak benim de Valla hayallerim çok memnun arasında. oluruz ya. Ekranlardan sonra burada görmek heyecan verici. Onu da söyleyeyim. Sabretlerim Benim öğrencim Yusuf, bizim Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası İlkokulu adına sorusunu soracak. tamam. Yusuf'cum buyur sorunu sorabilirsin. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf. Size sorum şu: başarının sınırını neye bağlanıyorsunuz? Başarının sırrını neye Başarımın bağlı? sırrını neye bağlıyorum? Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Bence istek ve azim. Yani hayal edip o hayalin peşinde koşmak başarıya getiren şeylerden bir tanesi. Şartlarımız ne olursa olsun, hangi koşullarda olursak olalım, hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmamalıyız ve o hayallerin peşinden koşmalıyız. Eğer hayalimiz çok büyükse daha küçük hayaller koyup o küçük hayaller peşinden koşup sonra büyük hayale geçmemiz gerekiyor bence. Teşekkürler. Ben teşekkür edemiyorsun. Teşekkür ederim. Yağmur Beniz, burada mısın? Ben kendi öğrencimi kurayım hocam. Öğretmenim benim kurucu ortağım Kastamonu'dan. Yağmur Beniz'i görmedim ama burada mısın Yağmur? Buradayım öğretmenim. Tamam. Serhat abine sor bakalım Yağmur Beniz sorunu. Merhaba, MasterChef yarışmasından sonra hayatınızda neler değişti? Merhaba Yağmurcuğum. MasterChef yarışmasından sonra hayatım böyle değişti işte. Sizin gibi güzel insanlarla konuşma fırsatı buluyorum hep. Çok insan tanıdım. Çok insan da beni tanıdı. Onlarla hep muhabbet etme fırsatı buldum. Onlarla beraber görüşüyoruz. Çok güzel şeyler söylüyorlar bana. İltifatlar ediyorlar sizin gibi sağ olsunlar. Çok güzel insanlar tanıdık. En güzel şeylerden bir tanesi buydu herhalde MasterChef'ten sonra. Normalde seninle konuşamazdım mesela. Ama şimdi seni tanımış oldum, gördün mü? Çok güzel. Peki Teşekkür Neval ederim. hocam? Ben teşekkür ederim Yağmur. İyi akşamlar Serhat. İyi akşamlar Serhat Bey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Konuğumuz olduğunuz için yanımız çok mutlu olduk. Çocuklarımız da heyecanla bekliyorlar sizinle konuştuğu için. Onlar da çok mutlu oldular. Teşekkür ediyoruz öncelikle çocuklara katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Çocuklarınızdan dolayı da. Benim öğrencim Emirhan. Emirhan sorusunu soracak. Evet Emirhan sorusunu. Çocukken yemeğe başlamadan önce yemek yapmak istiyor muydun? Yemeğe başlamadan önce yemek yapmak istiyor muydum? Da güzel bir soru Emirhan. İstiyordum. Ben hep anneme yardım etmek isterdim küçükken mutfakta. O da bazen istemezdi. Yağ sıçrar, bir şey olur, kaza olur diye. Ama ondan sonra baktı, ben de çok çabalıyorum. O da aldı beni mutfağa. Beraber yemek yapmaya başladık. Teşekkürler. Ben teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Ayten hocamız burada mı? Son olarak Ayten hocamız nesin hocam? Ayten hocam. Merhaba bir daha. Evet, dinliyorum. Hocam, öncelikle teşekkür ederim. Serhat Bey'e de şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan Savaşı'nda sizin de izledik Azerbaycan'a desteğinizi. Yani MasterChef adına yapmıştınız. Çok sağ olun. Biz Benim teşekkür ederiz. öğrencilerimden Ömer var. Ömer, sağ ol vermek istiyorsan Ömer. Aç mikrofonu. Bir de İnci var. Tamam. Tamam.
sor Ömer. Sizin en sevdiğiniz şef kimdir? Benim en sevdiğim şef mi? Evet. MasterChef'te mi yoksa genel olarak mı? MasterChef. MasterChef'te. Çocuk soru oldu. Çok, hepsini çok seviyorum. Şimdi Danilo Şef çok enerjiktir. Somer Şef çok akıllıdır. Böyle söylediği her şey mantıklıdır. Mehmet Şef çok babacandır. Ben böyle çok az farklı Mehmet Şef derim. Çünkü biz uyuşuyoruz onunla. İkimiz de birazcık sertiz. İkimiz de aklımıza ne gelirse söylüyoruz. O açıdan biraz Mehmet Şef daha yakın geliyor bana. Ama hepsini çok seviyorum tabii ki. Çok sağ olun. Sen sağ ol. İnci sen sor İnci. Sualını ver. Ben İnci. Şimdi size sorumu soracağım. Çocukluğunuzda size en mutlu eden anınız nedir? İnci çok güzel bir soru. Saçların da çok güzelmiş bu arada. Çocukluğumda beni en çok mutlu eden an çoğunlukla ailemin yaptığı yemekleri yemektir bence. Bence yani. Çünkü aklıma hep onlar gelir. Annem güzel bir yemek yaptığında o aklımda hiç çıkmazdı benim. Hep bir daha yapsın isterdim. Hiç yetmezdi. O yüzden ailemin yediği yemekler bence güzel anlardan birkaç tanesi olabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İnci. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sorular için Serhat Bey. Ben teşekkür ederim. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Aklınızda bir şey kalmasın. Evet, öğretmen arkadaşlarım. Efendim. Emre Çağ'ı da sormak istiyorum. Serhat abisi. Mutfakta çok iddialı benim oğlum da. Krep falan yapıyor. Şey mikrodalgada kek yapıyor Nutella'lı falan böyle. MasterChef Junior'a katılsın. Ay çok istedi. Çok istedi de işte başvurularımı kaçırdık artık bir şeylik oldu. Bir dahaki sefere kaçırmasın bakalım. İnşallah. Çok el kol becerisi bayağı bir var. Damak tadı da iyi. İkisi aslında bir takım oluşturuyor. Hadi bakalım sor sen de sorunu. Çocukluğunuzda buraya gelebileceğinizi düşünebiliyor muydunuz? Çocukluğumda buraya gelebileceğimi düşünebiliyor muydum? Doğru anladım değil mi? Evet, bu noktaya demek istedi herhalde değil mi? Evet, yani açıkçası hedeflerimin peşinden koşarsam iyi bir yere geleceğimi tahmin edebiliyordum. Ama ne kadar erken, ne kadar geç onu kestiremiyordum. Bu da aldığım sürprizlerle ve hedeflerinizle alakalı bir şey. Yani eninde sonunda bir şeyler başaracağımı biliyorum. Bir ses mi karıştı, ne oldu çocuklar? Tamam Serhat Bey. Buyurun. Öğretmen arkadaşlarım, sizlerden de soru sormak isteyen varsa alalım. Çok çok teşekkür ederiz ondan sonra. Kapanışı yaparız. Herhangi bir sorun soru sorabilir miyim? Yok ama. Ben bir soru sorayım. Buyurun tamam, Mehmet Güler Hocam. Serhat Bey, kendinize rol model olarak biçtiğiniz bir kişi var mı? Yani bu çağda veya geçmiş çağlarda da olabilir. Evet, bu da aslında çok soruluyor. Şöyle, ben rol model olarak kişi değil, karakterler seçtim her zaman kendime. Yani insanları isim olarak olduğu gibi seçmek yerine onların iyi niyetlerini, karakterlerini, yaptıkları işleri seçtim. O yüzden bir sürü insanla örnek aldım ama hiçbirini olduğu gibi örnek almadım. Sadece olması gereken özellikleri örnek aldım. Yani bir sürü insan var. Mesela aşçı olarak koordinatörü vardır. Özellikle bu alanda bizim mutfağımızda çok güzel dünyada temsilcilerden bir tanesidir. Güzel işler yapan insanlardan bir tanesidir. Tabii ki de bazı Atatürk'ü. O ses çocuklar lütfen. Ses mikrofonlar kapansın. Tamam. Kapattık Serhat Bey. Buyurun. Şimdi Gordon Ramsay'i bizim mutfağımız açısından, o da televizyonda çok ünlü bir şeftir ve çok güzel işler yapar. Onu mutfak açısından örnek alırım. Tabii ki de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünceleri, yapısı, ülkemizi getirdiği nokta açısından hedef alıyorum. Padişahlarımız var, örnek aldığımız, çok güzel işler başarmış. Yani bir kişiyi olduğu gibi örnek almak yerine aslında onların en önemli karakteristik özelliklerini alıp kendimizle birleştirmemiz gerekiyor bence. Ben de öyle yapıyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Ağzınıza sağlık.
Serhat Bey, bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun Mehmet Bey. Ben cumartesi Postası gazetesine bakmıştım da orada sizinle ilgili bir yazı görmüştüm. Aslında bunu sormak istiyordum. Program başında da böyle aklımdaydı. Hikayem evet. Annemin bana satın alamadığı bir çikolatayla başladı diye manşet atılmış. Evet. Aslında biraz daha merak ettim. Yani bu size satın alamadığı çikolata sizde böyle bir hırs duygusu mu yarattı? Yoksa yani merak mı oldu? Ya da o an ulaşamadığınız ya da alamadığı için mi yani bu başarı? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Rica ederim. Yürüyorduk yolda. Ben annemden bir çikolata istedim. Ses gitti. Çocuklar lütfen ses, mikrofon. Heyecan. Esma kapatır mısın? Esma Nur. Esma Nur kızım. Tamam, Esma Nur kontrol altında sesi. Yani annemle yürürken ben ondan bir çikolata istedim. O da alamayacağını söyledi. O an belki parası yoktu, belki acelemiz vardı. Ben onu kafeye koydum. Dedim ki ben bunu nasıl alabilirim? Kendim almak istiyorum. O da beni götürdü kuaföre çırak olarak. Kuaförde çıraklık yaptım. 2-3 gün sonra belediye başkanı geldi o zamanın. O çikolatanın parasını verdi bana. Ben de çikolatamı almıştım. Dediğiniz gibi yani o bende bir hırs oldu. Hani... ne kadar erken kendimizi yetebilmeye başlarsak o kadar çok kendimizi geliştirebiliyoruz aslında. Mesela küçükken annem beni ekmek almaya gönderirdi. Ben düşünürdüm yani neden beni tek gönderiyor başıma bir şey gelse diye. Ama halbuki o beni arkamdan takip ediyormuş gizlice. Sadece benim kendime yetebilmemi sağlamaya çalışmış. Yani beni ekmek almaya gönderiyor ama güvendiğim için de arkadan beni takip ediyor yavaş yavaş ben onu görmeden. Ki kendime özgüven kazanabileyim bir gün. Kendim ekmek almam gerekirse bunu başarabileyim diye. Bu da bence çocuklarımızı aşılamamız gereken bir şey. Özellikle özgüven konusunda. Çünkü onlar nimet. Onlara olduğu saygıyı göstermeliyiz ki onlar aynaya baktıklarında kendilerinde bunu bulabilsinler. Hepsi birbirinden farklı ve şu an beni izleyen çocukların hepsi eminim. Hepsi çok iyi yerlere gelecek, çok iyi şeyler başaracak. Ve dönüp baktıkları kendileriyle gurur duymaları lazım. Yani bir çocuk aynaya baktığı zaman ne fiziksel olarak ne mental olarak hiçbir şekilde kendini eksik görmemesi lazım. Çünkü değil. Herkes farklı doğar. Herkes farklı şekillerde doğar ve farklı şeyler başarır. Yani ben aşçılıkta iyi oldum diye başkasının aşçılıkta iyi olmasına gerek yok. Çok farklı şeylerde iyi olabiliriz. Yani o kadar çok iyilik yapabileceğimiz, iyi olabileceğimiz alanlar var ki sadece ayrışmaması gerekiyor. Farklı farklı şeylere hedefleyip hepsini başarmamız lazım. Hepsi de ülkemiz için gerekli şeyler aslında. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Serhat Bey. Bunların hiçbiri kitaplarda yazmıyor zaten. Evet. Anneniz de cidden çok bilinçli bir insanmış ki sizi... Evet, çok güzel bir insandır kendisi. Sevgilerimizi, selamlarımızı söyleyin. Çok güzel yönlendirmiş evet. Aslında. Bir çocuğa yapılabilecek en iyi eğitim modellerinden birisidir. Kendisinin başarabileceğini hissettirmek. Her şeyi hazır... Tabii özgür bırakmak her şeyden evet. Önce. Hazırcılık değil, önüne yapıp getirip koymak, hadi bunu sana hazırladım demek değil. Ekmeğinin üzerine kendisinin bir şey sürmesine, sandviçini kendisi hazırlaması. Dediğiniz gibi bakkala ekmek almaya yollamak bile aslında bunlar çok güzel öğretiler. Güvenlik. Tabii ki yani ve emin olun şöyle, ben o gün bakkala ekmek almaya giderken girdiğim stresin onda birini şampiyon olurken yaşamadım. Çünkü küçükken her şey çok zordur ve küçükken zoru başarırsanız büyüdüğünüzde en zor bile size kolay gelecek dereceye iner. O yüzden küçüklükten aşılamamız gerekiyor bazı şeyleri. Ama siz küçükken hiçbir şeyi elinden tutamamış bir şekilde büyürseniz büyüdükten sonra bu sefer kendinize güvenmiyorsunuz. O yüzden olabildiğince yani güvenlik çerçeveleri boyunca çocukları özgür bırakmamız gerekiyor. Kendi kararları alsınlar. Çünkü hayatın geldiği noktada hayatın akışından dolayı herkes bir haddeden sonra kendi başının çaresine bakmak durumunda kalıyor. Ve bu yaşandığında çocuklarımızın buna hazırlıklı olması lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Cidden çok önemli öğütlerdi bunlar çocuklara. Ben teşekkür ederim. Nesrin Hocam, selam akşamınız hayır. Gönül Hocam, Azerbaycan'dan Gönül Hocam. Buyurun Hocam. Hocam merhabalar. Selam Serhat Hocam, Serhat Bey. Azerbaycan'da sizi selamlıyorum. Size hoş geldin demeyi istiyordum. Hoş gördük. Bizim projede sizi bizim için hoş oldu. Azerbaycan'da da sizin verilişi, hemen verilişi izleyirler. Masterchef verilişini. Ve çok beğenirler.
Burada mənim də tələbələrim iştirak edir. Bir daha xoş gördük deyirəm. Sualları zaten vermişlər. Öğrenciler suallarını vermişlər. Təşəkkür edirəm. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. Bütün Azerbaycan selamlar. Mehmet abisi. Bir de büyük oğlum bir şey sormak istiyormuş. Gurme oğlum. Kaç tane yabancı dil biliyorsunuz? Biraz İngilizce ve Rusça ile Almanca biliyorum. Almanya'da staj yapmıştım. Rusça'nın da eğitimini almıştım. Bir de İngilizce biliyorum. Üç tane. Ama Rusça ile Almanca'yı çok bilmiyorum. Yani üzerinden çok da vakit geçti. Pratik yapmam gerekir konuşmam için. Teşekkür ederim. Ve onu da ekleyelim. Buyurun. Onu da çok güzel bir soru sordun. Yabancı dil çok 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 önemli arkadaşlar. Yani yabancı dili bilmek zorundayız. Neden? Çünkü öğrendiklerimizi başka insanlara aktarmamız için gerekli. Bütün dünyada şu an İngilizce konuşuluyor. Biz İngilizce bilmediğimiz sürece sadece Türklere yani kendi dilimizi bilen insanlara anlatabiliriz. Ama istediklerimizi bütün dünyaya aktarmak istiyorsak yabancı dil bilmek durumundayız. Bunu yapmamız bize çok güzel kapılar açacaktır. O yüzden İngilizce derslerinizi kaçırmayın. Öğrenin. Türkiye'de de İngilizce derslerinin sistemi umarım daha güzelleşir, daha önem verilir ki insanlar 18 yaşına geldiğinde bile yüz yüze bir konuşma yürütebilecek seviyeye gelirler. İnşallah, inşallah. Çok çok güzel bir konuya değindik. Kesinlikle. İyi oldu gerçekten. Evet. Bütün konuklarımız genelde hep bunu işaret ediyor. Dil bilmenin güzelliği. Artısını evet. Bahsediyor. Tabii yani sonuçta sözünüzü kesiyorum ama. Estağfurullah, buyurun. Biz dili bu yüzden geliştirdik, iletişim kurmak için. Ve bizi biz yapan, insanları bu kadar ileriye götüren şey aslında iletişim. İletişim kurmadığınız sürece anlaşamıyorsunuz. Taş devrine dönmüş oluyorsunuz. Biz ne kadar kişiye ulaşabilirsek, ne kadar iletişim kurabilirsek o kadar ilerleyebiliriz. Kendimizi ve bizimle beraber insanları o kadar geliştirebiliriz. Kesinlikle. Serhat Bey, bizim bir Instagram sayfamız var, bana çocukluğunu anlat diye. Peki istesek, rica etsek takip edebilir misiniz? Biz sizi takip ediyoruz. Çok mutlu oluruz. Çok çok teşekkür ederiz. Bize kıymetli vaktinizi ayırdınız. O ekranlarda gördüğümüz gibiydiniz. Doğal, naif, mütevazi. Biz sizinle olmaktan çok mutluluk duyduk. Çocuklarımıza cidden çok şey katacağınızı düşünüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz proje ekibimiz, öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız adına. Kendinize iyi bakın. Daha fazla ekranlarda görmek istiyoruz. Daha fazla projelerde görmek istiyoruz. Çünkü sizi seviyoruz. İnsan sevdiklerini görmek ister. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizler, herkese çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.